ne kadar çok ilgiliysek yani yani kafamızı yoruyorsak yani bir çıkış arıyorsak yani muhalefeti çözüme zorluyorsak yani ne kadar ne kadar siyasetle bu işin olabileceğine umut bağlıyorsak o kadar burayı diri tutma ihtimalimiz var. Ama insanlar umudunu kesiyor. Yargı yok. Polis zaten hali ortada. Güvenebileceği siyasi bir yapı onlara da bakıyor farklı farklı işleri. O yüzden o yüzden CHP'nin acilen burada bir netlik bir dakika. Baykal Baykal'ın çıkıp hem Kemal Bey'i rahatlatması lazım hem CHP'yi bu töhmet altında bırakmaktan uzaklaşması lazım. Böyle üzerine hiçbir şey yokmuş gibi kulağın üzerine yatamaz. 2015'te Erdoğan'dan ne aldı ne verdi? Bu ülkeyi niçin tekrar yıkıma gönderdi? Bunun hesabını vermek zorunda. Buradan baktığımızda ben o inanılmaz bir karamsarlık yaşıyorum Murat. İsrail 2015'teki şeyi aç ki hani biliyorsun seçimler ha, o, çünkü 2015'te tane biliyorsun. Baykal şeyi var. Bir 2002'deki Hayır. E, o onu o ayrı. İkisinde ama hani herkes Tamam 2000, 2000 2015'teki şu. Tayyip Erdoğan Meclis'te çoğunluğu kaybetti, iktidarı kaybetti. Muhalefet koalisyon kurup iktidar olacaklardı. CHP'den hiç kimse Tayyip Erdoğan'la görüşmediği halde Baykal, Çankaya Köşkü'nde Tayyip Erdoğan'la görüşerek bir ittifak, bir anlaşma imzaladılar orada. Ve koalisyon kurulması engellendi. Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçime gitmesi sağlandı. O seçimde toplum, ya bu muhalefet iktidar olamıyor, koalisyon kuramıyor, biz daha berbat olacağız. O endişeyle gidip tekrar AK Parti'ye yöneldiler. O yüzlerce insan oldu, öldü o 2015'te. Her bir bombalama daha bugün aklımızda duruyor. Suruç, Ankara, Doğu her bir şehir mezarlığa dönüştürüldü. Bütün bunların hesabını vermek zorundalar. Bu kol kolalığın, bu iç içe geçmişliğin hesabını vermek biz biz burada memleketi memleket daha iyi olsun diye uğraşıyoruz. Daha ya memleketin buradan çıkması lazım. Siyasetin bu kadar siyaset kendi çürümüş. Kendi çürümekle kalmadı bütün ülkeyi çürütüyor. Ya Murat ya edebiyat konuşulmuyor, sanat konuşulmuyor. Bilim yok. Resim yok. Bir müzik yok. Bir kitap çıkıyor. Bir roman çıkıyor. Gündem olmuyor, konuşulmuyor. Bir sinema yok. Bir film yok. Çünkü her birimizin, her birimizin tek bir derdi var. Ülkemiz buradan nasıl çıkacak? Üretemiyoruz, yazamıyoruz. Edebiyat yapamıyoruz. Resimler kimse kafası şarkı dinleyemiyorsun çünkü ruhumuz evime her birimizin ruhunu cenaze evine döndürmüşler. Böyle bir ortamda kol kola olamaz muhalif siyasetçilerle iktidarın siyasetçileri. Evet. Bunun hesabını vermek zorundalar. Çıkıp açıklama yapmak zorundalar ve özellikle Baykal'ın konuşması gerekiyor. CHP'yi bu töhmet altından kurtarması gerekiyor. Orada ne olup ne bittiğini izah etmesi gerekiyor. Ve, ve temiz bir siyasete ihtiyaç var. Bu mesele artık Tayyip Erdoğan'ın kalması gitmesi meselesi olmaktan giderek çıkıyor. Türkiye'ye temiz, ilkeli, namuslu sorunları çözmek üzere gelmiş. Bu ülkenin 83 milyonuna doğru düzgün bir yaşam sunacak. Doğru düzgün bir eğitim, doğru düzgün bir ekonomi, doğru düzgün bir tarım, doğru düzgün bir toplumsal barış, doğru düzgün bir dış politika bunları birinci öncelik yapacak. Kendi çıkarını ülkenin çıkarından daha üstün görmeyecek öncelikle bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. O siyaset bir an önce oluşturulmazsa Türkiye her gün biraz daha toparlanamaz bir noktaya gidiyor. Şimdi 2015'teki seçimlerden 4 gün sonraydı. Çünkü o zaman Cumhuriyet'le çalışıyordum. Hatırlıyorum. CHP'nin ilk açıklaması 7 Haziran'dan sonraki, o kayıptan sonraki. Cumhurbaşkanı meşruiyetini yitirdi diye bir açıklama yapmıştı Kemal Bey ve CHP Genel Merkezi ve yeni bir oyun planı üzerinde çalışırlarken birdenbire Deniz Baykal'ın beraber bir görüşmesi hatırlatalım izleyenlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Önce Baykal'dan geldi denmişti talep, sonra Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından geldi diye söylendi. Sonra gitti Baykal, Kılıçdaroğlu'na da bir briefing verdi bu konuda. Önce... E işte Cumhurbaşkanı büyük koalisyonu arıyor falan lafları çıktı ama esas sonra arananın koalisyon değil de yaratılacak meğerse bir korku iklimiyle Türkiye'yi bir kasımdaki seçimlere kadar bir korku türeğinde gezdirmek oldu da ortaya çıkmıştı falan. Yani dediğin gibi o tarihte Baykal'ın o yaptığı, verdiği görüntüyle beraber aslında CHP elindeki bir o dönemki siyasi hamle de bayağı bir zayıflama sağlamıştı. Çünkü eski Genel Başkanı Genel başkan Erdoğan'a kan verdi. Kan, Erdoğan evet. kan verdi Ve orada hani o 4 gün sonra yaşanan gelişmede hakikaten çok o dönemin çok farklı bir şeyiydi. Şimdi Levent tabii burada şöyle bir şey var. Sadece Erdoğan'ın bu etrafıyla beraber bu hakikaten siyasi çöküşünün arkasında bir taraftan da kendisiyle ortaklaşan hani MHP'nin durduğu noktada nedir en fazla ikisinin attığı slogan? dinin dışında yerlilik ve millilik üzerinden konuşuyorlar biliyorsun. Şimdi çok az zamanımız kaldı. Onu da biraz hızla geçelim evet istiyorum. De. Şimdi biliyorsun T24'teki Kılıçdaroğlu'yla konuşurken bir ay evvel bana şeyi söylemişti. Yani ilk Burada söyledi. Kimse hani bizden bu kanal İstanbul için para veren şirket, devlet kimse biz onların parasını ödemeyiz, o devletle iyi görüşmeyiz falan filan demişti. Sonradan olaylar başka yerde söyledi, büyüdü falan. Şimdi Cumhurbaşkanı ona şöyle yanıt veriyor: Söke söke alırlar bu parayı sizden diyor. Şimdi e, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizliğin olduğu bir yerde başka bir ülkenin Türkiye'deki insanların aslında itiraz ettiği ya da yeni gelen iktidarın sorgulamak istediği herhangi bir para bir anlaşma ile ilgili söke söke kelimesini kullanıyor Cumhurbaşkanı. Yerli ve milli yer yani Cumhurbaşkanı. Şimdi bunun problemli kısmını e, bir tarafa ayıralım konuşacağız ama şunu da ben mesela sorayım. E, Türkiye e, 1 milyar 200 milyon dolar para verdi F-35'lere. Kendi ortak olduğu uçaklara. 6 tanesi hazırda Türkiye'ye gelecekti. kadar S-400'leri aldı bir tane S-400 aldı bataryası diye o uçakları almadılar, vermediler. Söke söke alsanız da F-35'leri orada. Bu milletin parasıyla o uçaklar yapıldı. Türkiye'nin o altı uçağını başka ülkelere, işte Birleşik Arap Yunanistan'a falan filan satmaya çalışıyorlar. Söke söke alsanız o uçakları Türkiye'de. Veya oturup bunun hesabını millete versenize. O yaptığınız yanlış hesaplar yüzünden ülkenin gittiği yer. Ne S-400 kullanıyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. İyice NATO ile işler gelmesin diye ne F-35'leri geri alabiliyorsunuz. Söke söke alınacak bir şey varsa ilk olarak o F-35'ler. Hani kahkahalarla güzel işte onun elini tuttuğu NATO zirvesinde tekrardan başladı Amerika ilişkileri falan filan var ya hani bir sürü şeyi duyduk. Verin kardeşim F-35'lerini Türkiye'nin dediniz mi mesela siz Amerikan başkanına? Söke söke alırız sizden bunu diye sotuna söyleyebilir mi? Söyleyemediniz. Şimdi diyorsunuz ki Türkiye'de yüzlerce bilim insanının arkadaş bu kanalı kazmayın. İstanbul'un zaten mahvolmuş sizin yüzünüzden. Çünkü 25 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 20 yılda Türkiye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bütün o Ergene'deki, o Havza'daki o bütün fabrika atıkları, İstanbul'un atıkları falan filan başlangıç dalandır da hani Marmara'nın altına o suyu vermek. Sizin zamanınızda Marmara öldü. Diyor ki bilim insanları arkadaş açarsan Karadeniz'in suyu çok kirli. Tuna'dan oradan zehirler geliyor. Onlar da gelir. Boğaz yaşanamaz hale gelir diyor. Şimdi siz bütün bu tablo varken, bütün bu tablo yaşanırken İstanbul'u daha da mahvedecek bir projeyi yapacak kişilere insanlar muhalefet vermeyiz kardeşim paranızı diyecek. Siz de dünyadaki emperyalizmin, kapitalizmin ana kaleleri olan çünkü neyle bağlayacaklar kendilerini Levent? Bakacaklar ki ya iktidar zaten hani zor durumda muhtemelen seçimleri kazanamayacak görüyorlar onu. Bir şeyle bağlayabilir kendini, tahkim mahkemesi. Ne yapar? Nasıl şehir hastanelerinde var? Eğer anlaşmazlık sağlarsa Londra'daki tahkim mahkemesidir. Tahkim mahkemeleri, kapitalistlerin, emperyalistlerin, hani sözde karşıya bu AKP, MHP. Yerli, milli bağlıyorlar ya öyle olmuyor. Yerli milli diye bağırıp e, Londra'daki tahkim mahkemesinin şehir hastanelerine örnek gösteremezsin. Bir sıkı doğursa oraya gidecek diyemezsin. Yerli milliyleyim deyip bütün anlaşmanın dolar üzerinden yapıp Amerika'nın enflasyonuna bağlayamazsın. Yerli milliyim deyip söke söke alırlar diye bu memleketi insanların muhalefetini korkutamazsın. Yerli millilik bu ülkenin çıkarı olan her konuda dimdik durabilmektir. Karşında kim olursa olsun. ister Amerika ver kardeşim uçağına diyeceksin. ister Rusya İdlib'deki 32 tane askeri niye şehit ettiniz diye kardeşim diye onun üzerine gideceksin. Sen ne yerlisin sen ne millisin sen ve ortağın iktidarda daha fazla kalabilmek için İş birliği yapmış kişisiniz ve herkes artık bunu görüyor. Şimdi orada asıl benim dikkatimi çeken e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şunu sormamız gerekiyor. Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı mısın, müstemleke valisi misin? Ancak bir müstemleke valisi kendi ülkesi için yurt dışındaki bir mal